Dizle ilgili rahatsızlıkların tedavisinde her ne yaşıyorsanız yaşayın, dikkat etmeniz gereken ilk şey dizlik kullanımı. Mutlaka ve mutlaka dizi, diz kapağını dengede tutacak bir dizlikten destek almalısınız. Diz kapağını açıkta bırakan bir dizlik kullanmalısınız. Bunların böyle giyilebilir olanları da var, cırt cırtlı olanları da var. Giyilebilir olanlar siz yürüdükçe, hareket ettikçe kayabiliyor. Bu sebeple cırt cırtlı olanları tavsiye ederim size. Kullanımı daha rahat, evet biraz daha kaba. Keza birazdan gösterecek olduğum egzersizleri de yine dizlikle yapmanızı isteyeceğim sizden. Ağrılı dönemde kaslar hassaslaşır ve katılaşır. Bir kasın zayıf olması onun içerisinde kulunçlar biriktiremeyeceği, spazma giremeyeceği anlamına gelmez. Baktığınızda evet gevşek, böyle pelte gibi duruyor olabilir ama hareket söz konusu olduğunda o kulunçlu fibrotik yapılar maalesef kasın uzayıp kısalabilmesine izin vermez ve dizin hareket mekaniğini bozar. Ancak dizle ilgili bu denge sağlandıktan sonra, kaslar bağlar rahatlatıldıktan sonra kuvvet egzersizlerine geçiyorum